Ciao tutti! Herkese merhabalar, Luna Park'ıma hoş geldiniz. Bugün Luna Park'ımda biraz düzenleme ve temizleme günü. Banyodayız. Banyo dolaplarını aslında ben sürekli derli toplu tutmayı seviyorum. Neyi nereden aldıysam oraya bırakmayı seviyorum. Fakat son zamanlarda tatiller, oyunlar, okula gitmeler vesaire derken burası biraz dağıldı. Ve şöyle bir şey oldu. Aynı anda sıvı sabun bitti, lens solüsyonum bitti, duş jelim bitti falan derken aynı anda biten de çok fazla ürün oldu. Bu yüzden yeni aldığım şeyler de oldu. Ben de dedim ki bunları birlikte düzenleyelim, birlikte yerleştirelim, bitenleri birlikte atalım. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle banyo dolabımdan bahsedeyim. Benim banyo dolabım aynalı bir dolap. Bunun içerisi tamamen raflardan oluşuyor. Şimdi göstereceğim size. Eğer eviniz küçükse, banyonuz küçükse o kadar çok işe yarıyor ki ve benim neredeyse bütün eşyalarımı aldı. Bütün kişisel bakım malzemelerimi hepsi bunun içerisinde mevcut. Şöyle açayım. Şu an çok dağınık gözüküyor. Farkındayım ama düzenlediğim zaman çok güzel derli toplu durabiliyor. Size bütün ürünleri teker teker anlatmayacağım ama hangi rafta hangi tarz ürünler var öbek öbek bunlardan bahsedeceğim. Böyle teker teker gidelim. Her rafla ilgilenmeyeceğiz zaten. Bazı raflar ilk günkü tazeliğini koruyor. Bizim işimiz dağılmış olanlarla. Şöyle başlayayım size anlatmaya. Bu en üstteki rafta biraz daha seyahat boy ürünlerin kutuları var. Bu seyahat boy ürünlerin kutuları çok işime yarıyor. İndirimden toplamayı seviyorum. Bunu da yıllar önce almıştım. Yani yeni aldığım bir şey değil ama hala kullanmaya sıra gelmedi. Çünkü ben böyle bir kere kullanıp atmıyorum. Onun böyle cılkı çıkana kadar kullanıyorum. Hatta şu an kullandığım kutular biraz eskidi. Onları daha sonra bunlarla belki birlikte doldururuz yine sizinle. Bu üst rafta tamamen seyahatle ilgili minik minik şişecikler var yani sizin anlayacağınız. Şuradaki rafta kolonyalar var. Kolonyaları sürekli yanımda taşıdığım için yine mavi yeşil kolonyalar. Ben kolonyaları çantanın içerisine falan attığım için, yani hepimiz attığımız için bunları almıştım. Önceden kalanlar bunlar, henüz bitmemiş olanlar. Onun altında da yine mesela şu kolonyanın yeri değişmiş. Onu hemen düzeltelim. Bu bölüm biraz daha aslında ya kullanmadığım bölüm. Çünkü maskelerden dolayı ben uzun süredir zaten ruj sürmüyordum. Şimdi yeni yeni sürmeye başladım. Bunların yerini belki değiştir. Bu rujların gözümün önünde olmalarına rağmen unutmuşum varlıklarını. Şöyle mor bir rujum bile var. Ne yapacaksan. Belki Halloween'da sürerim. Burada bir tane vücut losyonu. Yine köpüklü vücut losyonu duruyor. Onların yeri tam olarak burası değildi. Bunu koymamın sebebi boyu ancak buraya yetiyordu. Diğer yerlere küçük geliyordu. O yüzden koymuştum. Şimdi onu hallederiz. Buranın en alt bölümünde de sıvı el sabunları ve lens solüsyonları var. Mesela bir tane lens solüsyonum bitti. Bunu şimdi atacağız zaten. Bir de el sabunlarının yedeği var. Ben evde sadece Eyüp Sabri Tuncer'in el sabunlarını kullanıyorum. Çünkü hem kokuları çok güzel hem şişelerini çok seviyorum ben. İndirimden topladıkça stokluyorum. Zaten bunlar biteseye kadar başka indirimlerden de yararlanıyorum. Yine bir sıvı sabunum bitmişti. Onun yerine yenisini açtım. Bunu da çöpe atacağız. Bu afyon vişnesini kullanan var mı? Bu resmen vodka vişne kokuyor. Ben bunu ilk açtığım zaman kullanmaya başladım. Allah Allah dedim böyle yani sanki içeride birisi vodka vişne hazırlamış o kokteyli bana uzatacakmış gibi hissettim. Bak o kadar diyorum size. İnanılmaz güzel kokuyor ama şimdi bitti. Şu anda çeşme limonu kullanıyormuşum. Bitenleri atmak için bir poşet. Bunlar plastik olduğu için bunları geri dönüşüme göndereceğiz. Sonra bu stoğun yanına yeni bir lens solüsyonunu ekleyeyim. Malumunuz 5 derece. Evet asıl olay şimdi başlıyor bu arada. Ben o gün gratis indiriminden yani şampuan, krem, tekrar şampuan, tekrar krem biraz fazla almışım ben bu sefer. Kasada anladım fazla aldığımı. Ama önemli değil. Zaten bunları sıklıkla kullandığım için bir problem olmaz. Bu sefer aşağıdan başlayalım biliyor musunuz? Çünkü burası daha kolay toparlanacak şimdi. Bu reyonda benim tamamen cilt bakım ürünlerim var. Yves Rocher markasını ben çok seviyorum. Cilt bakım ürünlerimin de %90'ını zaten Yves Rocher oluşturuyor. Hem markanın kalitesi çok hoşuma gidiyor. İçeriklerinin temiz olması, hayvanlar üzerine test yapmaması. Bir de bir eksiğimi almaya gidiyorum mesela. Bir bakıyorum iki poşet eşya ile çıkmışım. Yok o kampanyası varmış, yok bu indirimi varmış, yok bunu seyahat boyu hediyeymiş derken ben böyle elimde poşet poşet ürünle çıkıyorum.
alıyorum oradan. Bu anlamda da çok bereketli oluyor. Hatta doğum günlerinizde o ay içerisinde bir alana bir bedava kampanyası oluyor. Yani yıllardır bu kampanya oluyor. Herhalde ben bunu yayınladıktan sonra da iptal olmaz diye düşünüyorum. Onları değerlendirebilirsiniz. Zaten numaranıza özel başka başka kampanyalar da oluyor. Onları takip edin, çok avantajlı oluyor. Benim bir toniğim bitti ama zaten daha öncesinden stokladığım tonik vardı. Onu hemen koyuyorum buraya. Bakım jeli, toniği, göz makyaj temizleyicisi. Ya bu göz makyaj temizleyicisinden niye insanlar bahsetmiyor anlamış değilim. Böyle çift fazlı bir ürün. Çalkaladığınızda da bu şekilde oluyor. Ben cilt makyajı çok fazla yapmayı sevmiyorum ama göz makyajı yapmayı çok seviyorum. Ve bununla tanıştıktan beri o kadar kolay oluyor ki makyajımı temizleme. Ben çok rahat ettim. O kadar fazla insan da duymuyorum bunu ama bu benden size bir öneri olsun. Bence bir şans verebilirsiniz bu ürüne. Onun dışında cilt bakımı ile ilgili bu reyonum var. İşte nemlendiriciler, serumlar, gözaltı bakımları falan filan. Teker teker anlatmayacağım yani size. Bu şekilde ayarlamış olduk. İkinci kata çıktığımızda da burada saç ürünleri var. Genellikle saç ürünleri var. Mesela bu milkshake'den bahsedeyim size. O kadar güzel bir köpük ki, o kadar güzel bir kokusu var ki. Tam bir milkshake kokuyor. Ama insanın canını çektiriyor. Böyle ağzıma sıkasım geliyor yani bunu. Henüz yapmadım. Ha, bu da bitmek üzere. Çok az kalmış bunun içerisinde. Bu da sıvı saç kremi. Ben duştan çıktıktan sonra sadece saçlarıma bu sıvı saç kreminden sıkıyorum. O şekilde tarıyorum. Saçla ilgili önerebilecek olduğum en önemli ürün ne biliyor musunuz? Bu Ashley Joy'un argan yağları. Neden bende 3 şişe var? Bir tanesi bitti. Bir tanesi bitmek üzere. Diğeri de daha yeni açıldı. Bu o kadar iyi geldi ki benim saçıma. Ki benim saçlarım da uzundur yani. Bundan inanılmaz memnun kaldım. Ve hatta size şöyle de bir şey söyleyeyim. Benim saç konusunda biraz mızırlığım var. Öyle sık sık saçlarını falan kestiren birisi kesinlikle değilim. Asla dokundurtmam saçlarıma. Sadece sağlıktan dolayı böyle uçlarını kırptırtırım. Ben bir önceki Mersin'e gidişimde dedim ki annem kuaföre gidiyordu. Ben de dedim gideyim saçlarımı belki kırıklarını aldırırım. Ki 6 ayı geçmişti ben kırıklarını aldıralı. Ve o zaman gittiğimde Ergün abi dedi ki bana hiç gerek yok. Çok minik kırıklar var. Bunu almaya değmez demişti mesela bana. Tabii onun üzerinden 3-4 ay daha geçti. Bu sefer gittiğimde kırptıracağım uçlarından ama demek istediğim şey saçlarınızın kırılmasını da önlüyor. Ben aslında hem bakım olsun diye hem de saçlarım çok fazla böyle kabarmasın diye bunları kullanmak istiyordum. Ve yani ben şahsen çok memnunum. Benim saçımın karakterine çok uygun geldi bu argan yağı. Ve şöyle yapıyorum. Mesela saçlarıma böyle bir pompa bu tarafa, bir pompa bu tarafa sürüyorum. Uçlarına yoğunlukta olmakla birlikte. Sonrasında elimde böyle çok az kalanı da böyle şu şekilde saçlarımın uçlarını iyice yedirmeye çalışıyorum. Belki bu da işe yaramış olabilir. O yüzden bu detay bilgiyi de vereyim dedim. Bence bir şans verebilirsiniz buna. Annemin saçları boyalı olmasına rağmen annem de çok beğendi bunu. Ki benim annem öyle her şeyi beğenmez ama o bile beğendi yani. Bu ikinci rafta böyle vücut yağları da var. Bu Bioil, zaten bunu bilmeyeniniz yoktur. Bu da yine Yves Rocher'in simli bir vücut yağı. Bunu çok sevdim ya. Ben böyle yazın birkaç defa sürme hoşuma gitti. Oyuna çıkmadan önce de böyle bacaklarıma, kollarıma falan sürüyorum. Böyle iyi hissettiriyor bana. Saça da kullanılabiliyormuş. Tatildeyken birkaç defa saçımı kullandım. Yani ne çok büyük bir artısı vardı, ne çok büyük bir negatifliği vardı. Benim için ya olsa da olur, olmasa da olurdu saçta. Ama vücuttaki duruşunu falan sevdim. Saçta belki ben kullanmayı becerememişimdir. O yüzden çok büyük bir etki görmemişimdir. Ama kokusu güzeldi tabii ki. Zaten ben mono çiçeğini çok seviyorum. Bir de size bunlardan bahsedeyim. Bunlar aslında IKEA'nın ufak mumları. O mumlar bittikten sonra ben bu cam kavanozlarını atmıyorum. Onları güzelce temizliyorum. Ve içlerine işte makyaj pamuğu ve kulak çubuğu koyuyorum. Böyle camlı oldukları için şık da gözüküyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir üst katta tamamen kokular var. Şu şampuanı alayım buradan. Yine boyu yetmediği için, sadece buraya yettiği için buraya koymuştum. Burada deodorantlar var, parfümler var. Böyle iki tane küçük parfüm almıştım. Çantamda taşırım hani minik minik diye. Ama bunların camları o kadar ağır ki çantama koymak istemiyorum yani. Milimleri çok az, 50 milim ama çok ağırlar. Onun dışında burada tabii ki benim bir tanem Laviabel var. Yine monoili bir ürün var burada, vücut spreyi. Yazın bu ikisini birlikte kullanmayı seviyorum ben, böyle hoş oluyor. Victoria's Secret'ın indiriminden bayağı bir ürün toplamıştım ben. Body mistler, parfümler, vücut losyonları bilmem neler falan. Çok büyük bir kısmını anneme götürdüm. Kendime de böyle iki tane bırakmıştım. Hani diyorlar ya önce kremi sürerseniz üzerine body misti sıkarsanız daha kalıcı oluyor kokusu falan diye. Ama yalan yok, ben hiç öyle bir prosedür uygulamadım. Direkt bunu fıs fıs sıktım çıktım yani dışarıya. Şimdi bak en sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Ben bu ikisi kardeş olduğu için böyle aynı rafa koymak istiyorum. Ama sığmıyor.
sığmadığı için ben kuduruyorum. Yine de Body Shop'ın vücut spreyleri var. Ben vücut spreylerini çantamda taşımayı da çok seviyorum. Sürekli tazeleyebildiğim için birkaç tane böyle çantalarıma attım. Onların içerisinde duranlar da var. Ve bir de ay kokusu çok güzel. Benim evimde neden bir erkek parfümü var? Ya ben bu kadar unisex olmak zorunda mıyım? Bunu ben Zara'dan almıştım. Üzerine Florence yazdığı için almak zorunda hissetmiştim kendimi. O kadar güzel bir kokusu var ki. Ben bazen bunu üzerime sıkıyorum bu arada. Yani hani niye sıkmayayım ki? Ya evet ama dur çok maskülen oldum şu an durun. Durun bir dakika. Şu an bu kadar maskülen olmak istiyor muyum acaba? Arada sıkıyorum ama ben bunu hoşuma gidiyor. Böyle koklaya koklaya kendim Burhan Altıntop gibi takılıyorum evin içerisinde. Üçüncü rafımız da bitti. Şimdi en üst kata geçebiliriz. En üst katta ürünler tamamen yedek ürünlerden oluşuyor. Tamamen stokladığım ürünlerden oluşuyor. Şimdi bu aldıklarımı da oraya yerleştirmeye çalışacağız bakalım. Ya bak mesela yine aynı şey. Ya bu o kadar uzun ki yani gereksiz bir uzunluğu var. Tamam bak şunu anlayabilirim. Ki bence bu da uzun çünkü şuradan itibaren ürün yok zaten üstünde. 1 santimlik, 2 santimlik farklar bile yeri geldiğinde o kadar önem taşıyor ki. Valize koyduğunuzu düşünün ya da işte böyle raflara sığmadığını düşünün. Bu anlamda dikkat edilmesi lazım bence bunlar ambalajlar tasarlanırken. E bak ne yapacak şimdi mesela bu burada? Ha? Sığmadı bunun boyu. Burada 7-8 tane ürün var. Şu şampuanı duşa koyayım. Bir de ben ürünler kategori kategori ayrılsın istiyorum. Mesela yedeklerde bile olacak olsa cilt için yedekler bir yerde, saç için yedekler bir yerde. O yüzden böyle bir orada bir orada olmasını sevmiyorum. Çünkü bu sefer stok kontrolü yaparken sıkıntı çıkartıyor bana. Böyle her şeyi yerinde görmek daha çok hoşuma gidiyor. Bak bir de annem bana dağınık der biliyor musunuz? Nerem dağınık be benim? Ey gidi anne! Şimdi burası şampuan ve saç kremi bölümü olsun. Hatta eğer sığarsa bunları da oraya koyalım. Gördünüz mü? Ama o kadar güzel gözükmüyor mu şu an tık 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 şeklinde? Ama biraz fazla almışım ben. Niye? Korktun mu acaba kıtlanlıklığa gireriz diye? Görünüşlerine bakar mısınız? Çok güzel gözükmüyorlar mı? Ya bak şimdi bütün kardeşleri burada. Ben bu zımbırtıyı buraya koyamayacağım. Bak şimdi. Ne oldu bu averel gibi bunun boyu upuzun. Neyse. Şu duş jeli de oraya sığarsa Mamma Mia. Şu prensesliğe bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi son bölüme geldik. Burayı da kapatalım. Şimdi yukarıda da yine yedekler var ama bu sefer cilt bakımıyla ilgili yedekler. Bunlar genellikle zaten benim aldıklarım değil de Yves Rocher'in ben ürün aldığım zaman hediye ettiği şeylerden oluşuyor. Mesela bu deodorant gibi ya da bu çift fazlı makyaj temizleme suyu gibi. Böyle bunları daha kullanmaya sıra gelmedi yavaş yavaş. Bu deodorantı niye böyle tek başına sol tarafta tutuyorum da buradaki koku bölümünde tutmuyorum? Çünkü bu daha önce hiç açılmamış. Ya hani dalgınlığıma gelir, kullanırım falan diye böyle dikkat ederim. Bunu özellikle böyle o tarafa alır saklarım ki onun yedek bölümü olduğunu anlayayım. Bir yonu kullanmayayım. Diş bölümü yapalım bir de buraya. Bir de bu listerinleri böyle yedeklerini koyalım. O gün gidip lenstorisyonu aldım. Çünkü şu anki solüsyonu da bitmek üzere. Onları da koyalım. Bak sığmıyor. Gene boyu sığmıyor bunun. Yehu. Tamam küçükleri koyarız. Nanca problema. Ya şimdi ufak tefek bir şeyler kalıyor burada ama onlar sıkıntı değil. Onları hallederiz sonra. Bu bölümü hiç ellemeyeceğim. Çünkü bunlar tamamen ilaç bölümleri ya da böyle takviye edici gıdalar bölümleri. İşte karamürver özleri. Ondan sonra bir düşmüşüm. Oradan gelen bazı kremler, mremler falan. Burayı hiç ellememizi gerektiren bir durum yok. Hocam Vicks'i aldım. Yani 1,5 aydır hoca bana diyor ki Yusra Vicks al, Vicks al. Ben almıyorum. Aldım. Bu sefer aldım hocam. Hatta koklayayım. Oh mis açıldım. Tertemiz. Mükemmel. Şu göz damlasını da yukarı koyayım. Ay bakar mısınız? Yok göz damlası. Yok lens. Yok lens solüsyonu. Ay Allah'ım öleceğim. Şu yaşadığım günleri görmek için bir de üzerine ekstradan para veriyorum. Yapmayın ya. Tamam çok şükür hayatımıza da ama güzel günlerde yaşamıyoruz ki her seferinde. Yaşadığımız travmaları, kayıpları, efendime söyleyeyim ayrılıkları, şunları, bunları, kötü günleri. Ben bunları görmek için ekstra para veriyor olabilir miyim ya? Yok ben bundan sonra kötü gün yaşadığımda lens mes takmayacağım. Gözlükle gideceğim. En azından para vermemiş olayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Üzerine hem kötü gün yaşa hem de üzerine ödeme yap. Durun bir darlandım geliyorum kendime. Bu rafta da daha çok böyle atkılı fırçası ya da selülitle alakalı masaj yağları ve masaj aletleri gibi ürünler mevcut. Bunları yeni aldım. Daha henüz kullanmak nasip olmadı ama buraya koydum. İlerleyen zamanlarda yerleri değişebilir bilemiyorum. Bu en alt katta da diş bakımı ile ilgili ürünler mevcut. İşte diş macunu, diş fırçasıdır. Onun gibi şeyler mevcut. Hatta şöyle bu diş iplerini de IKEA'dan almış olduğum bu mumların içerisine koydum. Şimdi azaldı bunlar da. Böyle burada öbek öbek güzel duruyorlardı. Banyonun üst bölümü bitti. Bitti diyordum ama
lenslerim geldi aklıma. Şimdi bu 4 kutu lensi nereye sığdıracağım ben? Ya burası resmen bir depo oldu şu an. Ben şunu bir halledeyim, sonra size yakından göstereyim her şeyi. Şöyle bir yukarıdan aşağıya bakalım. Burası dezenfektan, kolonya. Ondan sonra cilt bakım, saç bakım, vücut kokusu, şampuan ve saç kremi stoğu. Bu bölüme baktığımızda burası cilt ürünü ve lens stoğu. Burası ilaçlar, vücut kremleri. Burası da diş bölümü. Bir de ne göstereceğim biliyor musunuz? Ya bir insanın el havlusu mavi yeşil olmak zorunda mı? Zorunda. Tırnaklarım da mavi yeşil ama onlar artık bayağı öldüler yani. Onu görmezden gelelim lütfen. Bu serüvende benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Banyo dolabının üst kısmını hallettik. Alt kısımları, başka bölümleri daha sonra yaparız zaten yapmamız gerekirse. Ama en çok ilgiye ihtiyacı olan bunlardı. Benimle birlikte bu serüvene katıldığınız için teşekkür ediyorum. Luna Park'ımın başka maceralarında görüşmek üzere. Şunu bir ayırayım da bunu anneme getireceğim. Unutmayayım şimdi. Buranın en alt bölümünde de görebiliyor musunuz siz ya? Ben böyle anlatıyorum da. Şimdi bizim o büyük poşet nerede? Nerede? Cildom. Burada daha 3 banyo dökülüm var. Aa, tamam. Bir de bundan bahsetmesem olmaz ya. Evden çıkmam lazım ya benim. Daha biz rafların yarısına gelmedik. Durun Allah kahrı bela.